Sevgili YouTube selamlar, tekrar hoş geldiniz meleklerin ekranlarında. Far Cry 6 serimize kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz ve bir önceki bölümde Castillo'ya büyük hasarlar verdik. Castillo'nun Viviro esir kampına saldırıda bulunduk ve oradan gelir kaynağını kestik. Sonra buraya geldik, burayı ele geçirdik. Şu telefon çalıp duruyor, buna sinir oldum. Bu bölümde neler yapacağız ona bak. Call for vehicle diyor, araç çağırıyor. Çağır lan araç. Bu arada bütün... Bu mu? Call for vehicle abi. Onda böyle bir şey eklemişler. Bir önceki oyunda da New Dawn'da da vardı sanırım. Araçları açıyorduk sırayla. bu şekilde çağırabiliyorduk. İstediğimiz araca binebiliyorduk o şekilde. Bu bölümde neler yapacağız? Ona bir bakalım. Bütün ayarları sıfırladım bu arada. Sıfıra döndürdüm. Çünkü bayağı karışık bir sistem yapmışlar. Daha önceki Far Cry oyunlarında denememiştim açıkçası. Böyle bir şey var mı yok mu onu bile bilmiyorum. Bir de ben şöyle tuhaf bir şey var. Menu narration is enabled. Menu narration is disabled. Aynen. Böyle bir şeyler eklemişler. Burada farklı farklı ayarlar var işte. Burada bir tanesine basınca bir sürü ayar birden değişiyor. Bunları kurcalamıştım oyunun başında. Ondan olmuş. Artık daha rahat oynayabileceğiz. Yani bu ana kadar böyle tuhaflıklar yapıyordum yani oyun esnasında. Böyle onlar artık yaşanmayacak. Ondan emin olabilirsiniz. Neyse. Bu bölümde ne yapacağız? Bizden buraya gitmemizi istedi. Mecbur buraya gideceğiz yani. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Şurada şu var. Workbench varmış. Okey. Oraya gitmeden önce özür dilerim bu arada. Araçla bir şuradan şöyle... Ama yok burası gerilla yolu. Gerilla yolundan gitsem aslında. Gerilla yolundan gideceğim. Burada farklı farklı şeyler bulabiliriz sonuçta. Bir saniye aracım. Araç dursun abi. Gerilla yolu. Nerede lan dıgıdık? Hah. Çift tıklama falan yok artık. Basacaksın diyor. Bakalım atı kullanabiliyor muyuz rahatça? Who's there mi? Şuradan giriş var mı? Var. Şuradan bir yerden gireceğiz. Dur. Easy. Yok dışarıdan girecekmişiz ona ya lanet olsun. Zıplıyor mu bu? Aslansın. Go! Daha hızlı koşması da var. Galloping yapıyor. So, so. Güzel yağmur yağacak. Bakalım yağmur efektlerini de görelim. Go. Aa shop. Shop diyorum. İn bakayım. Nasıl iniyor? Hello. Trade for durable seals. Bu ne? Trade peso ile değiştiriyor. Bunlar sonra bize lazım olacak mı ama? Can be found or recover from convoys, FND convoys. Bunları çeviriyor peso'ya. Recycled glass. Herhangi bir upgrade'de falan kullanıyor mu? Ondan emin değilim. Peki hepsini çevirme var mı abi? Trade all. Trade all. Ha. Okay. Kalem kalem yapıyor. 40 kalem birden çeviriyor. Burada da ne kadar varsa onun hepsini birden çeviriyor olacak. Bu ne? Çevirsene oğlum. Okidoki. Take a look at my stock. Burada yapabileceğimiz bir şey varsa yapalım. Primary weapon. Bir önceki bölümde baktık gerçi buna. Oh. Ha, okay. Mesela. Şunlar ne? Appearance. Görünüşünü değiştiriyor. Wow. Get ready for fight o zaman gerilla. Bu ne? Charms.
Maximum Guerrilla Flare. Ne gibi? Mesela. Gibi gibi şeyler takabiliyoruz bunlara. Okey. Buna ne yapabiliyoruz abi? Standard Rounds. RPD. Light Machine Gun. Bu açılmıştı değil mi? Buna niye Light Machine Gun deniyor ki? İşte light değil. Mermileri küçük ve adedi fazla olduğu için mi? Standard Rounds. Laser Point. Oh. Bunlar açık değil ama. Ne istiyor bu? Mod istiyor. Mods. Bu da açık değil. Bu ne istiyor? Ha, mod 2. Falan filan. Neyse, bunlara şimdi girmeyelim. Bu silahı kullanabiliriz aslında ama. Light Machine Gun'ı nereye takar bu arkadaş? Mesela ben burada silah değiştirmek istesem ne yapmam gerekiyor? Ha, menüden girmem gerekiyor ona. Okay. Sniper Rifles. Yanımızda Sniper Rifle varmış. Bunu alabiliriz. Mesela Equip desem nereye takacak bunu? Gir bakayım içine. Sniper Rifle dediğin şöyle olur. Armor Piercing olur. Soft Target olmaz. Poison olmaz. Yani göreve göre değişir tabi. Muzzle. İyi bir şey olabilir. Gunpowder ve Recycled Fasteners. Okidoki, bunlar kullanılıyor yine. Şu an bir bok yapamazsın o zaman abi, dur. Şu an hiçbir şey yapamazsın ona. Primary Weapon olarak mı değiştirdim ben onu, ne yaptım? Aynen. Şunu tak abi Primary Weapon olarak. Equip de. Buradan çık. Primary Weapon 2. Bu takılı. Primary Weapon 3. Bu takılı. Supremo Sidearms. Aslında bunun yerine bu ikinci şu taktığımız yok mu? Bunun yerine Sniper takabiliriz. Bakayım. Mesela Sniper taksam. Yo, düşüyor şeyleri. Özellikleri düşüyor. Bu daha iyi şimdilik. Neyse, bunları çok kurcalamayalım abi. Gel çık. Gıdık. Come on. Easy now, easy. Korkmayın. Ne oluyor be? Buradan mı gitmem gerekiyordu? Don't worry, I'm a friend. Aa, suya yaklaşınca otomatik atıyormuş bizi. Tamam, kendimiz mi geçmemiz gerekiyor? Bir de bu niye böyle yavaş yüzüyor? Onu çözersek çok iyi olacak. New fishing spot. Kesinlikle. Oh, süper. Balık avlayacağız. Hastasıyım. Final Fantasy 15'te bir balık avlamışlığım var. Aklınız durur. Deli gibi balık avladım Final Fantasy 15'te. O bütün o canavarları avladım. Bunun bir önceki bölümünde de bütün avlanabilecek balıkları avlamıştım. Yani satılıyordu sonuçta. Paraya çeviriyorduk. Tamam bacım. Haritada ne olduğunu görmem lazım. Böyle bir yer yoktu mesela. Merda. Por favor, don't do this. Stop. I tried to be nice. Ah. Me. Fuck you. I'm a bitch. Ne diyorsun lan sen? It all it. Thank you. You got it. Liberated. Ha, libertad. Crates revealed. Aa, bunları kurtardıkça bize
bulabileceğimiz harita üzerinde işaretliyor. Kasalar var. Çok güzel. Sevdim bunu. Gördüğüm herkesi kurtaracağım. Ya Far Cry diğer oyunlarında mesela suya giriyordu, yüzüyordu, suda köpek balığı avladığımız oyun hangi... Ne oluyor lan? Hangisinde köpek balığı avlıyorduk? 3'teydi galiba, değil mi? Çok efsaneydi. O oyunu sevmiştim ben. Far Cry Primal vardı. Onu da oynadım. O da çok iyiydi. Ya hepsini oynadım işte. Yani bütün Far Cry'ları. En sevdiğim dediğim gibi 3 ve 2 idi. New Dawn da güzeldi. 5'ten sonrasını konu alan oyun. Açık dünya oyunların tadı başka. Yani kendinizi kaybedebiliyorsunuz açık dünyada her şeyi bulurken ya da bulmaya çalışırken, ararken. O yüzden bende yeri başkadır. Ama burada tabii ki Assassin's Creed'de başıma geleni burada yaşamak istemiyorum. 80 küsür bölüm çektim ve muhtemelen yarısında falandım. Ondan sonra oynayamadım daha fazla. Bir dakika. Şunu işaretle bakayım. Nereyi gösteriyor? Aha. Bak buna dikkat etmedim. Böyle mi çekiyordu kendini yukarıya? Aynen. Süper. Bunlara yer vereceğiz tabii. Tamam. Şimdi daha da yukarıya çıkıyor mu bu? Oraya nasıl atacağım? Buraya inmekle iyi bir şey yaptım mı? Ben şu an hiçbir fikrim yok. Bir dakika. Nerede buranın önü? Fırlattım ama ya. Bastım tuşa ama çok çabuk düştü. Neyse tamam yapacak bir şey yok. Öğrenmiş olduk biz de. Umarım çok uzaktan başlatmaz. Onun önüne nasıl geçilebilirdi? Aşağıya paraşütle atlardık. Tekrar yukarı çıkmak zorunda kalırdık o kadar. Başka türlü onun önüne geçilmezdi. Aldık sayayım buradaki şeyleri. Read. Aa bunu kaçırmışım. Güzel oldu. Mesela. Çıksana lan. Bu da ne? Oo. O zaman o kaleye derhal geri dönmem lazım benim çünkü oradaki silahı bulmadık. Nerede o? Şunun da içerisinde vardı. Almış mı sayıyor beni? Şurada bir silah işareti vardı. Bir süre bekledikten sonra kayıp mı oluyor acaba? Neyse.
Nasıl açıyordu paraşütü? Okey, şimdi buraya gelip görmüş olduk. Ne olduğunu merak ediyor idik. Araç nerede? Sola doğru devam edeceğim. Şurada bir yerde bir araç olacaktı. You don't need to do this. Silah yok elimde, ne yapıyorsun? Lower that weapon right. Timsah var mı acaba bize saldırabilecek? Diğer oyunlarda bu ava çıkma olayı çok güzeldi ya, beni benden alıyordu. Timsah, domuz, kaplan, panter. Onların derileriyle mühimmatlarımızı, tesisatlarımızı geliştiriyorduk. Too close and too dangerous. Gel lan gel. Vallahi saldırdı. Repinga. Çıkalım şuradan. Burası da ne? Peki şey yapabiliyor muyuz? Onu merak ediyorum şu an. Sidearm. Sidearm'a ne yapacağım? Var mı bunun upgrade'i? Cidden buna da bir suppressor yapabiliriz sonra. Sidearm'a hiçbir şey yapamıyoruz abi. Charm'larımızı takalım yine. Neyse. Aa bir dakika şey. Şuna bakacağım. Ah bununki açılmamış. Nereye gideceğiz? Şurayı serbest bırakmıştık. Burada fast travel var. Şuraya bir gideyim ben. Oradan direkt oraya kaçarız. O kasaları sonra bakacağım. Kasalara sonra bakacağım. Kaybolmuyordur diye düşünüyorum. Hey! Here! Ne istiyorsun? What's up? You want to hit the military where it hurts? There's an anti-aircraft site on Santuario. Blow it up. Hey, thanks. Nereyi söylüyor? Intel veriyor bu adamlar bize, güzel.
FND site. FND ne acaba? Açılımı ne FND'nin? FND site controls restricted airspace above Yara. Blow up the cannon to free the skies. Anladım. Helikopterden falan bahsediliyor. Sanırım serbestçe uçabilmek için bunları yok etmemiz gerekecek. Bir saniye ya. Biliyorum ne dediğim ama. Şuna bir... Tamam, önce buna gidelim o zaman. Madem onu işaretliyor. Dasi, you're okay. Bir dakika, buradan mı gidecek? İstersek buradan da gider. Okey. O zaman şöyle yapıyorum. Kaldır onu abi. En yakınlarına gidelim. Şu yakında. Hiç işaretlemeye gerek yok. İn bakayım. Şuraya çıkmamız gerekebilir. Bir dakika. Oh, munition boots. Takmaya gerek yok. Bunu nasıl çıkarırım ben? Inspect equip set. Change. Çıkarmıyor. Şu an kafamızda takılı kaldı o. Pardon. Çıkarmıyor. Unequip yok mu ya? Ne kadar saçma. Okey. Çok da mühim değil. Diğeri şurada. Nerede abi bu? Aha. Bunların içinden ne çıkacağı belli olmuyor o zaman. Okey. Şurada bir tane var. Şuna nasıl çıkarız?
Nice horse. Easy now. Go. Şurada bile var baksana. Ha, o başka bir şey, pardon. Şuraya kadar gider miyim bilmiyorum da şuraya gideceğim. Bir dakika. Hemen bu tarafımızda varmış. Burada varmış. Bunu görmedim. Come on. Sen burada bekle. Nerede acaba o şey? Aha, mağara mı var? Buradan ne aldık? Aa, işte bu. Aradığım şey. Değiştir şunu. Yaran kontraband. Hazır gelmişken şurayı da hallederiz. Bir saniye. Burada workbench var. Şuradan şuraya gidelim. İşaretlemeye gerek yoktu. Bak şöyle işaretliyormuş. Süper. Sonra geri dönerken de bunu alırız. Darcy, you're okay. Easy now. Şuradan çıkmam gerekiyor mu yukarıdan? Gerekiyor. Vamos. Takıldık mı? Hadi be.
İşte bu almadığımız yaran contraband diyor. Şunu halledelim. Bunun tepesinden bir şeyler almıştık. Hala duruyor mu? Hem onu kontrol etmiş oluruz. İkinci kez geldiğimizde mesela. Hayır, durmuyor. Almamız gereken şey şurada. Sen kimsin lan? Oğlum yakarım sizi. Bak. Better watch myself here. O silah benim olacak. Bu ne? Şunu işaretle. Nerede kalıyor? Aa, buranın altında bir anahtar vardı, doğru. Şey, anahtarla açılması gereken bir yer vardı. Burayı açamamıştık. Nerede o? Buranın anahtarını aldık ya. Yukarıda bir anahtar aldık en azından. Bunun burayı açması gerekmiyor mu?
Yani o diğer anahtarı nerede bulurum bilmiyorum. Onu... Billboard'da yok. Şurada bir yerde. Yok abi anahtar. Neyse, çok fazla oyalanmayacağım onunla. Şuradan kaçalım abi. Wow. Abi radyoyu hiç kafam kaldırmaz. Bayağı bir oyalandık ya saçma sapan. Tüh kötü oldu onu alamamız. Yürü. Ne diyorsun lan? Bu ne ya? Solgun mu? Şurada bir şey var. O fishing spot. Bir tane daha var burada. Hayır. Stay strong. You are such a good dog. I'm getting nowhere. See? Hey, holy short today. Every day. Kapat şunu ya, kafam şişiyor. Evet, göreve geldik sonunda. Ne anlatıyor bu? Let me guess. Clara Garcia talked you into this. She even had us fishers hooked on her Libertad Get us gas and nonsense. kill Rosario, then we'll help Convinced us to help her Libertad. little invasion of Santuario. Lost five of my best. Now Clara calls me begging for boats, more recruits. Pfft, I'm a pirate first, fisher second. Thank the blockade for that. We use our boat. Okey dokey. Bu zaten fuel'u hallettiğimiz yer değil mi burası? Fuel the Revolution. Burası bize ait.
She suspects military sites in Prado Meadows. The intel I found narrows down her location. You want me to steal one? Been doing that since I was a kid. You're in the big leagues now. You need a car? Just call for one. I'll have a friend bring it right to you. Gracias. But you don't have any friends, Juan. Just shut up and call for a car. Just shut up and call for a car, Danny. Okay, got it. Bu timsah güzel ya. Bizimle beraber yüzüyor falan. Suda başımıza iş gelmez yani. Telefonla araba çağırdı. Arabayla gitmemizi istiyor. Rides, okay. Ha. Need a ride. Your ride is on the way diyor. Oradan bu arabaya binebiliyor mu? Hola, this will get you where you're going. Thank you. What? Şurayı işaretleyelim de. This is a nice car. That's not a car, Danny. That is a 1956 Beaumont Valentina. She's a work of art. Just like me. Except I don't have a ram welded to my chassis to fuck up anyone who gets in your way. You're definitely one of a kind. Now go get those fascist tiger. Geride bir kontrol noktası var. Orayı da hallederiz sonra. Az kaldı. Burada mevzu çıkacak belli. Şurayı halledeyim mi? Direkt göreve mi gideyim? Görev nerede? 348 metre. Daha uzaktaymış görev ya. Niye buradan... Aa, buradan dönmemiz gerekiyormuş. Dirit. Şerefsiz. Şurayı ele geçireyim de. Bir daha uğraşmayalım burayla. Kontrol noktası değilmiş burası. Okay.
Yeah, taking care of a Comandante problem for Benito. Watch yourself. The military in Bensejo is much stronger, better equipped, and better trained. Find some high ground, do some scouting before you pull the trigger. Remember, rule number 9, right tool for the right job. Rule number 10, shut the fuck up. You're an adult and can make your own decisions. Spread your wings and fly, little bird. Haydi bakalım, yüksek bir yer bul, oradan iyice araştırma yap, ondan sonra gir diyor. Hı. Okidoki, buraya park et abi. That must be Rosario. Sneaky. Buraya nasıl gireceğiz? Can't scan military vehicle. Hmm. Sniper'ı indirmem lazım da. Ölmüyorlar tek atışta. Bayağı bir zırhlı bu galiba. Gelin bakalım. Sen mi, ben mi? Wow 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 wow! Çok fena vurdu. Okay, Benito. Rosario is dead, and the fuel is flowing again. Sí, carajo. I admit, I got my doubts about Clara, but I never doubted you, mija. I know a thing or two about looking out for your own. Tell Clara I'm heading to her camp. She's got our boats and our support. Gracias, Dani. Bu iş böyle halledilir abi. Yok level 4'müş bilmem neymiş. Şimdi sıra geldi toplamaya. Clara, Benito's back on your side. He's on his way to you right now. Shit, Dani, gracias. Now get your ass back to camp. It's time to get off this island. Just remember our deal. I've paid my rent and then some. One of those boats has me sailing to Miami. I keep my word, Dani. How about we change history first? Bizi göndermeye niyetli değil bu bence. Önce bir tarihi yazalım falan diyor. Daha doğrusu tarihi değiştirelim. Ondan sonra sözüm söz, botla göndereceğim lan seni Miami'ye diyor. Şuradan aşağı inebiliriz ama önce şuraya bakacağım. Kim gördü bizi? Kaldır. Kaç oğlum orada? Bir iki el sıktı, hemen öldürdü hayvanımızı.
Head chain not allowed. Şuradan aşağıda ineceğim. Başka da bir şey. Hop 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 hop. El General. Bu neyin anahtarı? Bir anahtar daha aldı. Munition Armor Key Card. O nerede? Burada bir yerde mi acaba? Biz bu kısmını hallettik. Neyse, anahtar yanımızda bulunsun. Ya da aynı yer için iki tane mi anahtar vardı? Evet, şöyle yapıyoruz. Şuradan açalım haritamızı. Buraya geri dönmemiz gerekiyor zaten. Bir fast travel patlat. Bu oyunda beni mutlu eden şu oldu. Assassin's Creed'deki kadar uzun değil bu loading sahneleri. Özellikle fast travel falan yaptığınız zaman. Bunu geliştirmişler diyelim ya da önüne geçmişler artık ne yaptılarsa. Çünkü Assassin's Creed'de gerçekten 1 dakikayı aşan süreler vardı fast travel yaptığınız zaman. Belki bu oyun o kadar geniş bir haritaya ya da daha fazla tekstüre sahip değildir, bilemiyorum. Rule 70. Oha, evolution is not won by the fearless, it is won by the feared. Korkusuzlar tarafından kazanılmaz, korkulanlar tarafından kazanılır diyor. Devrimler. You want us to take down Anton's ships? We're goddamn fishermen. Then leave us to die again, compay. Don Anton'un gemilerini mi şey yap, almamızı istiyorsun? Biz diyor. Sadece balıkçıyız. For Anton to see us from the fucking capital? Yes. Well, it's working. You've got 20 minutes until Anton's forces come. Anton'un güçleri gelene kadar 20 dakikanız var. O yüzden gitseniz iyi olur. Run! Hadi gidin. Rules of the guerrilla, Juan Cortez. A revolution is not won by the fearless. It's won by the feared. What does Anton Castillo fear? Free elections, free expression, free outcasts. Ayara free of Castillos. But he will fear nothing unless you are willing to die for your freedom today. Not when we have more believers or more guns today. Siz özgürlüğünüz için bugün ölmediğiniz sürece o hiçbir şeyden korkmayacak diyor. I am not fearless. Ben korkusuz değilim. I am scared as hell. Donuma sıçıyorum korkudan. But I promise you one thing. Ama size söz veriyorum. I will be feared. Korkulan olacağım. Viva libertad. Viva libertad. Long live freedom. Viva libertad. Hiç entuziyazım yok ya. Bir böyle attı oraya. Ha, takılın hadi siz denin bende. Yani botum lazım bana. Miami'ye gideceğim de bot nerede? Bota takmış vaziyette. Ya bot diyorduk hani. Şu görevi de yapalım. Valla tamam, bunu da yapıyor geliyor. Ya Clara bot. Ya bir iş daha çıktı. Şunun da bir ucundan tutuver. Ya ben Miami'ye gideceğim. Yok abi, gidemeyeceksin. Oyunun sonuna kadar buradasın.
Evet sevgili dostlar, bu bölümü de burada sonlandıralım. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden istediğini tam olarak bilmiyorum. Bir şeyi başlatıyormuş gibi geldi ama başlatmadı galiba. Burası böyle bayağı bir askeri bölge herhalde. Burası kaplanmış kırmızıyla. Biz içinde girdik, araçla sonuna kadar geldik. Hiç de bir şey olmadı. Find munition story. Aa, bunu bulamadık mı? Ya da bulduğumuz için böyle çıkıyor. Bulduk tabii, oradan silah aldık ya. Evet evet, onu hallettik. Neyse, sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Umarım seri hoşunuza gidiyordur. Hızlı şekilde devam etmeye çalışacağız. İlk bölüm sadece bir bölüm oldu. Sonraki günlerde 2'ye 3'e katlamaya çalışacağım elimden geldiğince tabii ki. Çok da fazla olmasına gerek yok. Zaten herkesin izleyebileceği bir limit var. Ama oyun Far Cry 4'ten iyi. Onu belirteyim. Far Cry 3'ten veya diğerlerinden iyi mi henüz bilmiyorum. Öncelikle bir ilk oyunun training aşamasını bize vaat ettiklerini, yani bize kazandıracaklarını bir öğrenip aşmamız, geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra bakacağız, bir rolantiye aldığı zaman, hani stabile bağladığı zaman, artık alacağımız her şeyi aldıktan sonra bakalım oyun bizi nerede bırakıyor olacak. Ondan sonra daha ne kadar oynayabiliyor olacağız bilmiyorum. Umarım söylediklerim mantıklı geliyordur. Yani ben kafamdan geçenleri sadece dile getirmeye çalışıyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Melek Bezo, out.